27 Ocak 1958'de yayınlanan Bozkurt gazetesinin manşeti İngiltere Kıbrıs'ta Taksim'i kabul etti şeklinde bir başlık atınca o zamanın gençleri Lefkoşa'nın caddelerinde Sarıhanlı Meydanı'nda Türk bayraklarını alarak yürüyüşe başlamışlardı. İngiliz sömürge yönetiminin polisleri orantısız bir güçle insanlarımıza saldırarak gaz pompaları ile gerçekten olağanüstü bir halin oluşması ve o günlerde hem Lefkoşa'da hem Gazimağsa'da 27 ve 28 Ocak tarihlerinde 7 şehitimizle Kıbrıs Türk halkı gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyordu. 27-28 Ocak 1958, 65 yıl önce verilen o destansı mücadelenin, o direnişin bir dönüm noktası olarak Kıbrıs Kuruluş Anlaşmaları'nın öncesinde ve dolayısıyla Kıbrıs Kuruluş Anlaşmaları'nda hem Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit bir kurucu ortağı, aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin, ana vatanın bir garanti ülke olarak tescil edilmesinde büyük katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Şehitlerimizi büyük bir rahmet ve minnet anarken gazilerimize de bir kez daha saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.